children. So he always felt so bad that he was helpless. He couldn't do anything to save her. Κάτι τραγικό πρέπει να έχει συμβεί εδώ. Η Μπέρατ μίλησε για ένα ομαδικό τάφο. Εδώ είναι ένα τόρο. Η Καρτάγκα Βενίνια να πήρ ο τοπίς τόλσο σε γελτή. Πίπερες τώρα να στήκαμε την ήταν, ρούμ γελτή. Βε ονάρ γελίντια evleri aramaya başladılar. Herkes evlere saklandı. Bir süre evi aradıktan sonra bizden dışarı çıkmamızı istediler. Çıktık dışarıya. Yukarıya köy kahvesinin yanına gitmemizi istediler. Gittik köy kahvesinin yanına. Köy kahvesinin yanına gelen silahlı Rum köylülerinin şeyleri vardı, otobüsü vardı. Otobüse binmemizi istediler. Bindik otobüse. Bizi şeye götürdüler, Piper Restoran'a, ilkokulunun önündeki böyle veranda vardı. Oraya dizilmemizi istediler. Bizi şey ettikten sonra, bıraktıktan sonra sandallar köylülerini almaya geri gittiler. Onları da alıp oraya getirdiler. Akşama kadar orada kaldık. Ancak gün batımına yakın orada dururken ben dedemin yanında otururdum. Gittim de demin yanına sığındım. O sırada bir şey geldi. Araba geldi. Taksi içinde bir genç Rum vardı. Bir de kadın. O gelen adam bizi toplayan köylülerin lideri olduğunu düşündüğümüz sakallı biriyle epey bir şekilde tartıştı. Dedeme sordum. Yani nedir konuştukları? Dedem dedi ki gelen Yunanlı dedi subaydır. Ve kendilerine der ki bu insanları esir alın. Bizim de esirlerimiz vardır. Esirlerimize karşılık tutarak. Epey aralarında böyle münakaşa oldu, tartışmalar oldu. Bağırdılar, çağırdılar birbirine. O gelen kişi, o Yunanlı olan subay gitti. Την επόμενη μέρα στην Αλώα ένας μεσήλικας γεωργός, ο Αλή Φαϊκ, αφού με ανέκρινε πρώτα και πίστηκε ότι είχα καλές προθέσεις, δέχθηκε να μιλήσει με έναν γιαούρι. İkinci gün bizi asker geldi aldı. Böyle saat 2-2.5 sularına doğru asker geldi, yaylım ateşini tuttu bizi, teslim olduk. Zaten elimizde ne vardı, ne silah vardı. Av tüfekleriydi. Teslim olduk. Toplarlara bizi buraya bu park yerine çocukları, yaşlı kadınları, çocukları, yaşlı kadınları bıraktılar. Bizleri, adamları, kodular şeye götürdüler alan içine. Alan içinde diğer arkadaşlarımız da ondaydı. Bizi sıraladılar duvarın şeyine. Başladılar dövsünler. Tam o sırada döverken bizi bir Yunancı bir geldi. Dikkat dikkat dedi. Burası. Öldürme dövme yok dedi. Bunları esir alacak dedi. Kardeşlerimizi kurtarsınlar. Bir yolcu otobüsüne götürdüler şeye. Askerinden beraber. O zaman karavol kampı derdik. Kampa böyle akşam üzeri. Ondan gene başka bir durumundan karşılaştık. EOKA'cı, EOKA beylerinden karşılaştık. İlle öldürecekler bizi. Ben işte 14 gün ikinci araya kadar karavol kampında kaldık. Saat aşağı yukarı 2.5 gene 2.5 sularıydı. Oradan direkt
Öyle saat 6, 6 buçuğa gittik Limassol top sahasına. Öyle geçirdik. 100-110 gün kaldık Limassol'da biz. One day he said he heard some shots, and then there was someone at the door of his house and was calling him Daskale, Daskale, which means teacher, hoca, come out, we are not going to do anything to you. But he said, I had a feeling they were up to no good, so I didn't go out. I was hiding under a pile of straw at the backyard of the house, and my wife and my daughter and my son were hidden in different parts of the house. As they were gathering the people from my hiding place, I heard one woman saying, she had a baby, an infant, and she says, oh, I forgot the biberon, the milk bottle. And the Greek guy said to him, oh, don't worry, we'll get you one where we'll go to the place. We're taking you to a safer place. İkinci harekat günü şafak atarken sabahleyin şiddetli bir silah sesiyle irkildik. Bu silahın etkisiyle bayağı korkmuş bir şekilde, çünkü savunmasızlık, tekrar Rumlar tarafından alınıp bilinmeyen bir yere mi götürülecektik, öldürülecek miydik? Bir belirsizlik içerisinde herkes kendini, bizim evdeki insanları söylüyorum, bir tarafa saklamaya, zula olmaya için elinden geleni yapmıştı. Babam, kız kardeşim ve annem, dört kişiydik. Üçümüz bir eski eşyaları bulunduğu bir odaya, babam ise samanlığın içerisine girip başına da bir karton kutu geçirdiğini söylüyor, söylüyordu. Öyle saklanmış. Ben ve kız kardeşim pilin dediğimiz eski toprak yapıların içerisine girdik. Varelden biraz büyük, varel biçiminde bir yapıydı bunlar. Kız kardeşimin girdiği pilinin içerisi boştu. Benim girdiğimin pilinin içerisinde tohum vardı. Yarısına kadar tohum. Ben onun içerisine biraz ayaklarımı gömdüm. Üstümde de tahtalarla üstünü de örtmüştüm. Annem de bizim arkamızdaki pilinlerin arkasında kendine yer bulup zula olmuştu. Bu silah sesinden 15-20 dakika sonra ev giriş kapısı şiddetli bir şekilde darbelenip düşürülmüş ve bazı insanlar diyelim girip bir şeyler aramaya başladı. Bizim bulunduğumuz evin de açıp girdiklerini hatırlıyorum. Benim saklandığım yerde küçücük bir delicik, iğne burnu kadar bir delicik vardı. Hafif ışık geliyordu ondan. Şöyle hayal meyal bir ışık geliyordu. O ışık kapanıp açılıyordu. İnsan girip dolaşıyordu içeriye. O çocukluk halimle o kadar korkmuştum ki Tanrı'ya yalvardım. Kalbimin sesini, Tanrım dedim, kim geldiyse Rum oğlu duymasın ve beni bulsun diye Tanrı'ya yalvardığımı hatırlıyorum. Ondan sonra aynı gün 14 Ağustos 4-5 sularına kadar o pilinin içerisinde, yani herkes yerinde kalmış, kız kardeşim yerinde. Hatta kız kardeşime de o arama sırasında Rumoğlu boş bir sepet bulmuş. Boş pil, üstü açık olan kız kardeşimin saklandığı varel diyelim, pilin diyelim, onun içerisine fırlatmış. Kız kardeşimin kafasına vurmuş ama ses çıkarmadığını söylüyor kız kardeşim de. Ses çıkaraydı belki de burada olmayacaktık.
Tren de vardı. Oraya dizilmemizi istediler. Bizi çektikten sonra, bıraktıktan sonra sandallar köylülerini almaya geri gittiler. Onları da alıp oraya getirdiler. Akşama kadar orada kaldık. Ancak silahlı Rum köylülerinin şeyleri vardı, otobüsü vardı. Otobüse binmemizi istediler. Bindik otobüse. Bizi şeye götürdüler. Piper Restoran'a, ilkokulunun önündeki böyle ve başladılar. Herkes evlere saklandı. Bir süre evi aradıktan sonra bizden dışarı çıkmamızı istediler. Çıktık dışarıya. Yukarıya köy kahvesinin yanına gitmemizi istediler. Gittik köy kahvesinin yanına. Köy kahvesinin yanına gelen öğlene doğru yukarıda kahvenin yanına bir otobüs dolusu şey geldi. Piper Restoran'a istikametinden Rum geldi ve onlar gelince evleri aramaya. So he always felt so bad that he was helpless. He couldn't do anything to save her. Κάτι τραγικό πρέπει να έχει συμβεί εδώ. Η Μπέρατ μίλησε για ένα ομαδικό τάφο.